Hocam merhaba. Hadi hocamla biz Elmalı Hamdi Yazır Müzesi'nin kurulması projesinde tanışmıştık. O günden beri dostluğumuz devam ediyor. Hadi hocam birçok girişimcilik konusunda faaliyetleri var. Eğitimler verdi. Elmalı'da Antalya Akdeniz Üniversitesi'nin girişimcilik merkezinde görev yaptı. KOSGEB kapsamında bir sürü eğitim verdi. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoş geldiniz Sadi Hocam. Tekrardan. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Harun. Tekrar seninle görüşmek güzel. Elmalı'da güzel çalışmalar yaptık. Hamdi Evet. Yazır Kent Müzesi'nin kuruluşunda. Kesinlikle. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın bir projesinde bir araya geldik. Evet. Yani bu kurumlar arası işbirliğine güzel bir örnekti. Biz Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu olarak Elmalı Kaymakamlığı ve Elmalı Belediyesi ortak işbirliğinde bir projede görev aldık. Eski bir binayı, bir konağı tekrar restore ettirerek orayı Elmalı Hamdi Yazır Müzesi olarak kazandırdık. Şimdi orada Hamdi Yazır'ın değerli ürünleri, eşyaları sergilenmekte Elmalı'da. Bugüne kadar öyle bir şey yoktu. İsmi Elmalı Hamdi Yazır ama Elmalı'da hiçbir, daha önce evi varmış, yanmış çok uzun yıllar önce. Evet, o şekilde. Fakat yakın bir mahallede ilk konağı biz restorasyonu ile ilgili projeyi hazırladık Harun Bey ile beraber. Ve bu kazanıldı, başarıldı ve şu anda müze. Aynı zamanda Hamdi Yazır'ın akrabaları tarafından da malzemeleri getirildi, eşyaları getirildi onların desteği sayesinde. Mutluyuz Sorunu yani gelmişti. Elmalı'ya bir şey kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Harun'la o milli eğitimdeydi, ben üniversite bölümünde çalışıyordum. Birlikte işbirliği yaptık. Evet. Yani o gecelerce kaymakamlık binasında Evet. odada sürekli proje ürettik, yazdık, çizdik. Evet. Güzel emeği var kendisinin. Sağ Sağ olun, olsun hep sağ olun. Siz beraber de sağ olun. bu projeyi sonuçlandırdık. Evet. Konuya geçecek olursak hocam. Konumuz Tabii. girişimcilik. Ama özneliğinde genç girişimciliği konuşmak istiyorum. Önce biliyorsunuz genç işsizliği ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri. Bir de genç işsizliği diğer bütün işsizlik türlerine göre daha can yakıcı bir sorun. Bir sivil toplum Tabii. başkanı olarak ben onu söyleyeyim. Girişimcilik şimdi gençlerimize bir ışık olabilir mi diye oradan yola çıkıp bu söyleşiyi düzenledik. Aynı dili konuşmak adına girişimcilik nedir hocam? Yani girişimcilikten ne anlıyoruz? Aslında ne anlamalıyız? Yani, evet. Ne? Hı? Şimdi Harun Bey görüntün gitti. Görüntü bende var. Şimdi geldi tekrar. Şimdi geldi tamam evet. Şimdi girişimcilikten ne anlıyoruz? Girişimci aslında genel bir yargı işte dükkan açan, iş kuran, para kazanan insan gibi algılanıyor toplumda. Oysa girişimci adı üstünde girişmekten geliyor. Hayatına fark katmak isteyen, yenilik katmak isteyen, bir derdi olan, bir sıkıntıyı gören, o sıkıntıyı için çözüm arayan, çözüm üreten insan demek. Bu bir iş yeri de olabilir. Bu bir yaptığınız işte farklı bir faaliyet de olabilir. Bunlarla ilgili her şey olabilir. Yani işinize, hayatınıza, yaşamınıza kattığınız her türlü fark, her türlü yenilik, o işi daha mükemmel, daha iyi yapmak için gösterdiğiniz her türlü gayret girişimciliktir aslında. Yani girişimci tembel, halinden memnun, konforcu insan değildir. Yenilik yapar. Sürekli kafası şeylere çalışır. Bir şeyleri değiştirmek ister. Ve bunun için çaba gösteren insandır. Bu bir ticari işletme de olabilir. Yaptığı işi daha güzel yapmak da olabilir. Aslında herkes girişimci olabilir. Yani geniş manada bakarsak dersinde yenilik yapmayı isteyen bir öğretmen de veya Evet. hali hazırdaki işletmesini farklılaştırmaya çalışan bir küçük esnaf da girişimci kapsamı altında oluyor diyebilir miyiz? Tabii. Doğru mu anladım? Hocam siz de esnaf çocuğusunuz, ben de esnaf çocuğuyum. Evet. Girişimcilikte şöyle bir yargı var. Yani ailede bir girişimci olursa
o çocuğun, o kişinin ileride girişimci olma şansı biraz daha fazla gibi bir algı var. Bu bir avantaj mıdır? Herkes girişimci olabilir mi? Ne dersin? Tabii aslında esnaf kökenli olmak, ailesinde bu işi yapmış olmak potansiyel anlamda kişiye bir artı puan kazandırıyor. Bir kere esnaf bir babanın oğlu olmak o dükkanda biraz çalışmayı da gerektirmiş oluyor. Evet. Bu da inanılmaz tecrübe ve deneyim kazandırıyor. Ben ilkokul 3. sınıftan lise sona kadar babamın tekel bayi, bakkal dükkanı şeklinde işletmesinde yıllarca babama yardımcı oldum. Babam dükkanı bırakırdı, ben dükkanı çevirirdim, götürürdüm. Evet. Bu bana çok artı değer kattı. Yani insanlarla iletişim, yenilik yapma, yönetme, işte sorunlar karşısında çözüm üretme, sorumluluk alma. Bu anlamda çok faydasını gördüm. Ki zaten birçok uzman da söylüyor. Yani çocuklarınızı bir yerde çalışmaya verin. En azından hayatı öğrensin. İnsan ilişkilerini öğrensin. Sorumluluk alsın şeklinde. Bu çok önemli. Zaten çocuklarımızı girişimci yapmak istiyorsak önce onlara sorumluluk vermemiz gerekiyor. Onların çalışabilecekleri ortamları hazırlamamız gerekiyor. Böyle böyle hayatta pişe pişe geliyor insanlar. Yani iletişim becerisi, sorumluluk alma, liderlik ve daha birçok unsur, girişimcilikte olan unsur çocukluktan kazanılıyor. O yüzden bütün ailelere, çocuklarına bakkal dükkanı olabilir, kırtasiye olabilir, bir yerde gönüllü çalışma olabilir, her şey olabilir. Hayatın içine girmesini sağlasınlar. Böyle böyle insan güven kazanıyor, kendine inancı gelişiyor, mücadele etmesini öğreniyor. O nedenle esnaf çocuğu olmak bir avantaj. Yani herkes için bir avantaj. Bunu görebilen illa esnaf olması gerekmiyor. Başka yerlerde çalıştırabilir. Çocuğunu gönüllülük çalışmalarına yönlendirebilir. Yani çocuklarımız sorumlu kalmalı. Kendine ifade edebilmeli. Ayaklar üzerinde durabilmeyi öğrenmek zorunda. Sadece bizim koruyucu kanatlarımızın altında uzun yıllar yaşaması daha sonra iş hayatına atıldığı zaman çok zorluk çekiyor. Yani iletişim kurmada sorun yaşıyor, sorumluluk almada sorun yaşıyor, insanlarla ilişki kurmada sorun yaşıyor. O yüzden bu çok önemli. Çok doğru yani diyorsun. Buradan başlıyor girişimci. Girişimcilik veya işte birinin yanında çalışma gibi bir ikilem var ama aslında birinin yanında çalışmak için de yani şirketler de iş piyasası da çalışanlarında girişimcilik özellikleri o dediğimiz işte tecrübeleri kazanmış olması, problem çözmesi, daha önce bir yerlerde bir gönüllülük faaliyeti yapması veya bir staj iş deneyimi olmasını diplomalardan daha fazla önemsiyorlar şu dönemde. Tabii. Şimdi hocam girişimcilik tamam önemli. Girişim nasıl başlar diye lafa girecek olursa. Nereden başlayacağız? Yani girişim nereden başlar? Şimdi girişim önce bir kere bizim kendi özelliklerimize bir bakmamız lazım. Yani bizden girişimci olur mu? Yani ona bakmamız lazım. Nedir? Biz fedakarlık yapmaya hazır mıyız? Yani paramızı kaybetmeye göze alacak mıyız? Uzun süre çalışmayı göze alacak mıyız? Uykusuz geceler geçirmeyi göze alacak mıyız? Bir hedef, bir ideal uğruna yüreğimizi koyabilecek miyiz uzun süre? Yani girişimci insanı biraz çabuk bıkmayan, çabuk vazgeçmeyen, inatçı, mücadeleci insan olması gerekiyor. Kaybetmekten korkmaması gerekiyor. Başarısızlıktan korkmaması gerekiyor. Bizim genel toplum olarak yargımız şu, başarısız insanı yetersiz, eksik görme, işte bir daha bir şey yapmama, değersizleştirme gibi bir anlayış var. Aslında tam tersi, işte Batı toplumlarında bu böyle değil. Başarısızlık aslında başarıyı getiriyor ve takdir görüyor. Yani başarısız olmayı, denemeyi korkmaması gerekiyor. Tabii çevreneye de bakmaması gerekiyor. Ya en yakın çevresi bazen destekliyor, bazen desteklemiyor. O nedenle kendi bildiği yolda ama araştırarak, gerekli hazırlığı yaparak başlaması gerekiyor. Bununla ilgili önce bir fikri olacak, bir sorun bulacak, bir sorun tespit edecek kendisinde, çevresinde, yakınlarında. Bunu nasıl iyileştirebilirim, nasıl geliştirebilirim?
Nasıl daha iyi yapabilirim? Var olan çözümler ne? Bu çözümlere karşı ben nasıl bir yenilik katabilirim? Onu araştıracak. Daha sonra da bunu maddi anlamda karşılayacak bir gelire dönüştürmesi gerekiyor. Yani işimiz sonuçta para kazandırması lazım ki sistem yürüsün. Sürdürülebilir bir iş olsun. O nedenle işin maddi getirisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun için bu ürünün alıcısı var mı? Müşterisi var mı? Onun araştırılması gerekiyor. Yani bunu kimler alır? Kimler tercih eder? Ürettiği ürünü veya projesini denetlemesi lazım, test etmesi lazım. Sokağa çıkması lazım, insanlara sorması lazım. Benzer işi yapan insanlarla tanışması, bilgi alması, görüş alması, bununla ilgili kitapları, kaynakları okuması lazım. Önce iyi bir hazırlık yapması lazım başlangıç olarak. Yani yapacağı işin potansiyeli var mı, alıcısı var mı? Ve bu potansiyel alıcı kitle bunu alacak mı gerçekten, istiyor mu? Yani sorması lazım. Ben alırım diyorlarsa kaç kişi alıyor? Ve bu potansiyel ölçeklenebilir bir artış sağlıyor mu? Yani sürekli gelişen, büyüyen bir talep çıkacak mı? Yoksa bir şey üretiriz, bir grubun diğerin sorununu çözeriz. Fakat bu çözüm belli bir lokal kalır, belli bir yerde kalır. Yani eğer satıcı, alıcılar çoğalmıyorsa sürekli, işimiz sürdürülebilir olmaz. Belli bir kitleye hitap ederiz, ondan sonra biter. Evet. Çok sağ olun. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. İstersen çok kamera açık var. Seninle evet. Benim kameram istersen sadece açık olsun. Evet. Çünkü kayıtta sıkıntı yaratabilir o. Tamam. Diğer kameraları kapatalım istersen. Evet, diğer arkadaşlar da bir yardımcı olursa, kendi kameralarını kapatırsa da sevinirim. Zaten ben gördüğümü kapattım. Tek bir sayfada ikimizin görüntüsü olabilir mi? Diğer isimler de çıkıyor mesela. Evet, onu yapamadım ben de. Nereden yapılıyor bu programa da çok aşina değilim. Evet. Şimdilik bu şekilde bir devam edelim. Tamam. Çok tamam. Güzel dedin. Şimdi her şeyden önce bir etrafındaki sorunların farkında olması lazım girişimcinin. İyi bir fikir. Evet. Her şeyden önce iyi bir sorun analizinden çıkar. Sorunu iyi analiz etmek gerekir. Çevremizde gördüğümüz sorundan rahatsızlık duymamız gerekir. Bu rahatsızlığı nasıl gidereceğimiz, bunun için hangi faaliyetleri yapmamız gerektiği vesaire hemen hemen zaten proje mantığıyla da girişimciliğin mantığı aynı. O yüzden çok yabancı gelmiyor bana. Seste bir şey oldu. Bir saniye. Sanıyorum. Evet. Ses olayını hallettik. Şimdi hocam bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi genel başta girişimciden ne anlıyoruz konuştuk ama girişimcilik bir bakıma da işte para kazanmak gibi algılanıyor. Sadece para kazanmak ve kâr etmek. Girişimcilik sadece para kazanmak için mi yapılır? Onu biraz daha açalım. Yani tabii ki girişimcilik temelinde para kazanmak vardır. Tabii sivil toplum kuruluşları için sosyal girişimler de var. Sosyal amaçlarla da yapılabilir. Örneğin dernekler var mesela. Dernekler de girişimci olmak durumunda. Çünkü sürdürülebilir masraflarını çıkarması için biraz gelir elde etmesi gerekiyor. Yani hiç gelir olmadan olmaz. Yani girişimcilik tabii ki biraz para kazanacak. Ama bu karı kendi üyelerine, kendi sosyal projelerine harcayabilir. Yani maddi olarak bir gelir getirmeyen bir girişim zaten sürdürülemez. Çünkü girişimin ciddi anlamda giderleri var. İşte personel giderleri, malzeme giderleri, işte sarf giderleri. Bunların bir şekilde döndürülmesi lazım en azından. Kesinlikle. Yani bir yere kadar döndürülebilirse az kar edilir. Ama diğer boyutuyla topluma faydalı, yararlı işler, sosyal sorumluluk işleri tabii ki yapılabilir ki bunun çok büyük ihtiyacı var özellikle günümüzde toplumumuzda. Birçok dernek bu yüzden kapanıyor veya faaliyetlerini tam sürdüremiyor, yetersiz kalıyor. O nedenle birçok sivil toplum kuruluşu sosyal projelere girerek, sosyal girişimler geliştirerek sürdürülebilir, masraflarını karşılayacak, giderlerini çözecek
bir miktara kadar girişimler yapmaları lazım ki işlerini daha hızlı büyütsünler, geliştirsinler. Yani Batı toplumlarında bu dernekler çok profesyonel, çok yaygın, çok gelişkin oluyor. Belli gelirleri var ve onları çok rahat harcayabiliyor faydalı amaçlarla. O yüzden yani girişim illa sadece kar eden, para kazanan insanlar için değil, sosyal girişimler için de önemli bir etken. Kesinlikle hocam. Ben de şimdi bir dernek kurucusuyum, başkanıyım. Bizim dernek mesela kar amacı gütmeyen kuruluş diye geçiyor. Resmi statümüz o. Şimdi bizim kar amacı gütmeyen ifadesi dediğiniz gibi bazen yanlış anlaşılıyor. Yani kar amacı gütmemek, kar etmemek anlamına gelmiyor. Yine kar getirici faaliyetlerle uğraşıyoruz. Sadece farkı şu, bizler elde ettiğimiz karı misyonumuzu gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Tek farkı o. Kooperatifler evet. Var, sosyal girişimler var, STK'lar var. Bunlar da fayda üreten veya işte kar üreten, karı ortakları arasında adil paylaşan oluşumlar olarak girişimciliğin alt dalları olarak önümüzdeki günlerde de sanki daha önem kazanacak gibi duruyor diye düşünüyorum. Hocam bir soru daha sorayım ben size. Girişimcilik özellikle programlarda ve işte hükümet politikalarında kalkınma ajanslarının planlarında bayağı bir önem kazandı. Sanki böyle girişimcilik ekonominin bir can simidi, işte bütün sorunları çözecek sihirli bir değnek gibi sunulduğunu görüyoruz. Bu noktada girişimciliğin konumu nedir size göre? Şimdi ülkelerin kalkınmasında, milli gelirin artmasında girişimcilik çok etkin. Mesela İsrail, İrlanda, bugün Estonya da aynı şekilde. Yani birçok Balkan ülkeleri de aynı şekilde. Girişimcilikte gelişiyorlar, ilerliyorlar. İnanılmaz yatırımlar var. Yani bir ülkede üretilen, biliyorsunuz milli gelir, milli servet, kişi başına düşen milli gelir, o ülkede üretilen tüm ürünlerin nüfus başına bölünmesiyle çıkıyor. Bir ülkede ne kadar çok ürün üretilirse, katma değerli ürün üretilirse ve bunlar yurt dışına da satılabiliyorsa, o ülke inanılmaz derecede hızla kalkınıyor ve gelişiyor. Yani bir kalkınma modeli aslında girişimcilik. Evet. Ülkemizin de buna çok ihtiyacı var. Yani üretmeye ihtiyacımız var. Hep şikayet ediyoruz. Üretim azaldı, hep tüketim toplumu olduk. Yani bizim üretmemiz ve ürettiklerimizi yurt dışına satmamız gerekiyor. Çünkü tükettiğimiz ürünler, birileri bizim için gece gündüz çalışmış, o ürünleri üretmiş ve bize satabilmiş. Evet. Bizim için alın teri dökmüş. Biz de o ülke toplumları için, o ülkenin sorunlarını çözücü, ihtiyaçlarını giderici ürünler üretmemiz, emek harcamamız gerekiyor. Yani şeyin dengeli yürümesi gerekiyor. Evet. Eğer biz sadece tüketirsek, başkalarının ürettiklerini tüketmekle kalır, üretmezsek, bağımlı oluruz ve çok da fakirleşiriz. İleride ödeyemeyiz. Çünkü alınan, tüketilen ürünlerin büyük bir çoğunluğuna baktığınız zaman çoğu ithal ürünler. Çoğu teknolojik ürünler. Evet. Katma değeri çok yüksek ürünler. Bizim de ülke olarak ülkemizi eğer seviyorsak, ülkemizin zengin olmasını istiyorsak, mücadele etmek istiyorsak, kalkınmasını istiyorsak birçok şeyi üretmek için kafa yormamız lazım. Kendimizi devamlı geliştirmemiz lazım. Başka ülkelerin sorunlarını araştırmamız lazım. Onlarla ilgili çözümler üretmemiz lazım. Yani sınırsız olanaklar var. Sınırsız çözüm imkanları var. Bunları bulmamız gerekiyor. Bunu yapan insanlarımız var. Hakikaten gençlerimiz çok güzel yüksek teknoloji ürünleri üretiyorlar. Dünyaya satabilen ürünleri pazarlayabiliyorlar. Ama bunların çoğalması lazım. Yeterli değil. Çünkü bizim inanılmaz derecede bütçe açığımız var. Giderlerimiz var ve bunun yurt dışına satışlarla dengelememiz lazım. Kesinlikle hocam. Yani ülkemizi seviyorsak yurt dışına üretim satabilecek, geliştirebilecek ürünler üretimimiz, geliştirmemiz lazım. Kesinlikle hocam. Şu an bu görüşmeyi yaptığımız uygulama Zoom uygulamasının piyasa değeri 46 milyon dolarmış. Sanıyorum bizim Türk Hava Yolları'yla başa baş giden, belki de ondan daha fazla değeri olan bir girişim. 2015'te evet. Kurulan bir girişim o da. Yani bunun gibi nice örnekler var. Bizim Türk girişimcilerden de dediğiniz gibi mesela Udemy var, uzaktan eğitim portalı. O bizim bir Türk girişimcinin şeyi. Wall Screen var, dil öğretimi.
Var, örnekler var. Bayağı gençlerden umutluyum ben o bakıma. Hocam bir de şeyi sorayım ben size. Sizin bir iş kurarken ayağını yorganına göre giriş gibi bir ifade kullanmıştınız. Finans Evet. konusuna değinelim. Şimdi benim param yok ama güzel bir fikrim var. Fikrim üzerinde de çalıştım, sorunu analiz ettim, hedef kitlemi analiz ettim, pazara çıktım, insanlarla konuştum. Ve bunun sürdürülebilir bir iş modeli haline en azından kağıt üzerinde oturttum. Ama param yok. Ne yapacağım? Girişimci olabilir miyim? İllaki para mı gerekir? Şimdi girişimci için para bana göre en son olay. Siz iyi bir fikirle yola çıkıp o fikri destekleyecek ürünü de geliştirdiğiniz zaman onun en azından bir prototipini yapıp ve bunun satılabilir olduğunu ispatladığınız zaman birçok yatırımcıdan destek alma imkanınız var. Bunlar melek yatırımcılar. Yani bunun yanında KOSGEB'in Ar-Ge destekleri var girişimcilere, özellikle yeni girişim desteklerinde teknolojiye daha çok önem veriyorlar. Yani yaptığınız işi güzel bir hazırlıkla sunduğunuz zaman TÜBİTAK'a da sunabilirsiniz. Daha birçok kurum var bu konuda. Üniversitelerimizin teknokentleri var, kuluçka merkezleri var. Onların yarışmaları var. Yani buralara girip ürününüzü gösterdiğiniz, tanıttığınız gerçekten fayda sağlayıcı, müşteri kitlesi olan satılabilir ürünler, girişimler geliştirdiğiniz zaman inanılmaz derecede katkı alabileceğiniz birçok unsur var, mecra var. Yani ülkede özellikle melek yatırım ağı var. Onun üzerinde daha başka büyük yatırımlar alma imkanı var. Kitlesel fonlama var. Risk sermayesi var. Yani birçok olanak var. Para en son, siz yeter ki biraz kafa yorun, biraz terleyin, işe yarayan işler geliştirin ve bunun diğerlerinden farklı olsun. Bulursunuz yatırım. Bir de işin tabii finansal boyutu dedik. Eğer bir miktar paranız varsa da kendi işinizi kurmak istiyorsanız bir fizibilite yapmanız lazım. Yani işin finansal boyutunu bir araştırmanız lazım. Mesela ne kadarlık bir demirbaşa ihtiyacınız var? Aylık sabit giderleriniz ne kadar olacak? Kira, elektrik, su, personel, kendi masraflarınız. Değişken giderler ne kadar olacak? Yani malzeme aldığınız ürünü, ürüne dönüştürdüğünüz ham madde malzeme aldınız. Bundan bir yılda ne kadarlık bir gideriniz olacak, malzeme gideriniz olacak? Bunları hesap etmeniz gerekiyor. Ve başa baş noktanızı bilmeniz gerekiyor. Yani ben en az ayda kaç adet satmalıyım ki bu ayın masrafı çıksın. Yani bu ayın giderleri çıksın. İşte kira, elektrik, su, kendi masraflarınız vesaire. Ondan sonra kâra geçiyorsunuz. Mesela sabit giderleriniz var. Demirbaşlar, makine, ekipman, malzeme. Parayı aldınız. Ürünleri, malzeme, makineye, ekipmanı kurdunuz. Sizin para kazanmanız bunların parası çıktıktan sonra ancak mümkün olacak. O da 8 ay, 10 ay, 1,5 yıla kadar sürebiliyor yaptığınız işin büyüklüğüne göre. Başa baş noktanızı, yani kaç aydan sonra kâra geçeceğinizi bilmeniz lazım. Ve en az ayda ne kadarlık ürün satmanız, ayda ne kadar kâr etmeniz gerektiğini de aşağı yukarı bilmeniz gerekiyor. Bu çoğunlukla bilinmiyor. Tamamen körlemesine giriliyor. Bununla ilgili birçok hesaplamalar var. Çok basit. Biz de destek oluyoruz. Bir hazır tablomuz var. Excel hazır tablomuz var. Bu eğitimleri veriyoruz. Yani iş kuracaklar önce bu hesabı kitabı iyi yapmalı. Ondan sonra yatırıma, işe girişmeli. Bir de girişirken çok yüksek masraflarla başlıyorlar. Demirbaşı, makine ekipmanı, işte kirayı veya dekoru inanılmaz paralar harcıyorlar. Gereksiz hiçbir masraf yapmayacağız. Asgari düzeyde yapabileceğimiz kadar halledeceğiz. Sanırım limit doldu gözüküyor burada. Yok, bize hediye verdiler. Ekstra 40 O dakika güzel. limiti vardı. Ekstra süre verdiler. Bir defaya mahsus. Tamam. Zoom'a da teşekkür ederim buradan. Evet. Şimdi hakikaten başta çok masraf ediyorlar. Bir de
İşe başlarken banka kredisi, çevreden dosttan bir sürü yardım destek alarak başlıyorlar. Bunu yapmasınlar. Kredinin geri ödeme faizleri var. Yani bu aylık giderlerinize ek olarak bir de bu faiz giderleri eklenecek. Yani bunlar ödendikten sonra siz kâra geçmeye başlayacaksınız, para kazanmaya başlayacaksınız. O yüzden hemen para kazanmayı düşünmesinler. Yani en az bir yıl, bir buçuk yıl bu işin bir amortismanı var. Yani karşılığı var. Ondan sonra artı paraya geçebiliyorsunuz. Tabii işiniz tutturulursa ve müşteri kitlenizi geliştirirseniz. Bu iş yavaş yavaş gelişecek bir şey. Ve en az bir yıl, bir buçuk yıl temel ihtiyaçlarınızı, kendi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek gelirinizin bir miktar paranızın da cebinizde olmasında büyük fayda var. İşte bir kriz olabiliyor, bir şey olabiliyor, müşteri gelmiyor, olmuyor. Sizin kiranızı, elektriğinizi ödeyebilme gücünüzün olması gerekiyor. Yani bu hesabı kitabı iyi yaptıktan sonra başlanması gerekiyor. Yani bunları yaptığımız zaman risklerimiz büyük oranda düşecek, daha evet. Ayaklarımız yere sağlam basacak diyebiliriz. Tabii. Sanıyorum hocam. Soru gelebilir. Soru yazan arkadaşlar varsa soru alabiliriz. Onu diyecektim. Orada artık sorulara chat, geçelim. Q&A vardı başka şey. Burada çattı herhalde. Evet. Sorusu olan varsa arkadaşlar. Yazın arkadaşlar. Sanıyorum şey de yapabiliyorsunuz. El de kaldırabiliyorsunuz. Kamerasını açacağım soru sormak isteyen arkadaşa. Yani yazarak da sorabilir, kamerayla da sorabilir. Yazarak da olabilir. Tabii nasıl arzu ederseniz. Bu arada siz sorular üzerinde düşünürken hedef kitlesiyle ilgili de belki biraz açıklama yapmak gerekiyor. Evet, hedef kitle çok önemli. Yani müşteri kitlemiz, biz bunu kime satacağız? Müşterilerimiz kim? O müşteriler gerçekten özelliklerini, yaşı, alışkanlığı, isteği, ilgisi. Yani müşterimizi iyi belirlememiz gerek. Müşteriye sormamız gerek. Biz hangi kitleye hitap edeceğimizi iyi belirlememiz gerek. Yoksa ürünü geliştirdik ama kitlesine ulaşmazsa satamayız. Gerçekten evet. Müşterimizi çok iyi tanımamız, o kitleyi tespit etmemiz ve ona ürün geliştirmemiz gerekiyor. Niş ürünler geliştirebiliriz. Yenilikçi ürünler. Özellikle çok ekstra uzmanlık, mesela özel yemekler, özel ürünler, onların hastaları var, ilgili insanları var. Acımadan parasını harcayabiliyor, verebiliyor. Yani evet. Niş ürün dediğimiz tamamen spesifik ürünlere de girebilirler. Kendi bölgelerinde üretilen yemekler olabilir, kuru gıdalar olabilir, başka özel ürünler olabilir. Bunların satışı ve pazarlaması üzerine kafa yorabilirlerse, çünkü özellikle olan ürünler daha çok destek oluyor. Kitlesel ürünler, zaten onu kitlesel olarak yapan firmalar var. Onlar zaten köşeleri kapmışlar. Evet. İşi götürüyorlar. Biz özel, çok az bir kitlenin aldığı fakat para harcamaya hazır kitleyi tespit edip ona göre ürün üretmemiz veya hizmet üretmemiz gerekiyor. Destek olarak ben Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Üssü öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda Girişimcilik Merkezi AKİM'den eğitimci havuzunda yer alıyorum. Eğitmenlerindenim. Yani sosyal medya hesaplarım var. hadiistanbullu.com, Instagram, Facebook veya LinkedIn'de beni ekleyebilirler. Bana mesaj yazabilirler. Soru sorabilirler. Ben fahri olarak, gönüllü olarak destek olmaya çalışıyorum. KOSGEB eğitimciliği yaptım yıllarca. Birçok kursiyerim iş yeri açtı. Onların işlerini takip ediyorum. Yardımcı oluyorum. Destek oluyorum hala. Sosyal medya hesaplarından duyuruyorum. Aralarında işbirliği yapmalarına teşvik ediyorum. Yani girişimciliği bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor, artırmamız gerekiyor. Bu da keyifli bir şey. Girişimcilik aslında sizi geliştiriyor. Yeniliklere açık oluyorsunuz. Girişimci insanların da aynı şekilde okuması, araştırması, yenilik yapması, merak etmesi gerekiyor. Sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor girişimcinin. Bu çok önemli. Yani sistem, bakın şu anda bir şey var. Bir virüs salgını olayı var. İnsanlar evlerinde ama işte online pazarlama, online eğitim, birçok teknolojik anlamda birçok yeni sektörler gelişecek. Yeni sektörler açılacak. Yani insanların ihtiyaçları bitmez. O ihtiyaçları bir şekilde birileri görecek ve oralardan para kazanacak. Yani insanlar, girişimci olmak isteyenler biraz da bunlara kafa yorsunlar.
ne ihtiyaçları var, nasıl temin edebilir, nasıl geliştirilebilir? Yani her kriz ortamı bir fırsat yaratır. Her olumsuzluk bir yeni bir şey getirir. Bize bir şey öğretir. Bu gözle bakmak gerekiyor. Çok sağ olun fırsatları hocam. Fırsatları görebilmek. Değil mi? Evet. Bir yerde okumuştum. Akıllı insanların diyordu, ilgisini çekmeyen bir konu neredeyse yok gibidir. Sizin söyledikleriniz de bu anlamda önemli buluyorum hocam. Şimdi bir soru geldi. Bu dönemde girişimcilik ne kadar doğru? Asıl bu dönemde girişimcilik çok önemli. Bakın çevrenizde şu anda mecra olarak uzaktan ulaşım, lojistik çok önem kazandı. Marketler çok önem kazandı. Benzin istasyonları çok önem kazandı. Yani insanların sokağa çıkmasının az olduğu bu dönemde artık ihtiyaçlarını kapıya getirme, dışarıdan sipariş verme. Bugün Migros birçok motorize ekip eleman ihtiyacı oldu. Yani bu zamanda da yapacağınız çok şey var. İşte YouTube'da sosyal medyayı kullanarak bilginizi paylaşabilirsiniz. Ürünlerin satışını aynı şekilde sağlayabilirsiniz. Yani araştıracaksınız arkadaşlar. Yani bu sistemin de inanılmaz derecede fırsatları çıkacak. Gelir imkanları çıkacak. Birçok yeni işletmeler çıkacak. Yani birçok mesela 2008 krizinde mesela birçok işletme ortaya çıktı. Airbnb mesela bu dönemde gelişti. Bu taksi uygulaması biliyorsunuz. Araç uygulaması. Yani birçok şu anda gördüğünüz çok başarılı şirketler o 2008 krizinden ortaya çıktı. İnsanlar araştırdı, kafa yordu. Nasıl atlatırız bu krizi? Bunu nasıl çözeriz diye. Şu anda bugün birçok başarılı işletme daha önceki kriz dönemlerinden beslenerek gelişti. Yani krizler bizi zorlar. Arayışa iter. Yani sorunlar, problemler oldukça biz gelişebiliyoruz. Yani sorun problem yoksa zaten gelişemeyiz arkadaşlar. Yani bu da mesela sağlık sektörü ciddi anlamda patlayacak. Sağlıklı gıda üretimi, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam çok önem kazanacak. Şu anda en önemli şeyimiz var olmak, yaşamını sürdürmek. Bununla ilgili birçok sektör gelişecek. Evet, maske imalatı var demiş arkadaşım. Tabii mesela ciddi anlamda bir talep var. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum ben. Nasıl ki Nadas'a bırakılan tarlalar Nadas ertesinde daha çok ürün veriyorsa şu anda bütün dünyanın ekonomisi Nadas'a yatmış gibi. Bu kriz ortamı geçtiği zaman, virüsten kurtulduğumuz zaman insanlarda sanıyorum büyük bir böyle para harcama veya gezme ihtiyacı da doğabilir. Ekonominin evet. Bir atılım yapmasını da bekliyorum. Bunu söylediğimden birçok arkadaş aşırı iyimser olduğumu söyledi ama bilmiyorum. Evet. Evet, sağdan soldan kredi alarak demiş arkadaşımız. Evet. Yani kredi çekin diyelim, işleri batırma riskim yüksek olur. Evet, kredi çekerseniz işleri batırma riskiniz yüksek olabilir. Önermiyoruz arkadaşlar. Çünkü o kredinin geri ödemesi var, faiz ödemesi var. Siz bir kere baştan 1-0 yenik başlıyorsunuz. İşe girerken parayı önce bir gömüyorsunuz. Yani sabit demirbaş alıyorsunuz. Var olan paranızı makine ekipman olarak harcıyorsunuz. Harcıyorsunuz. Şimdi bu harcadığınız paraya bir de banka faizini ödemek zorunda kalacaksınız ekstradan. Yani eğer yapacağınız iş çok yüksek kar getiren, çok özel bir ürün olur, çok yüksek kar getiren bir şey olur ayrı ama bilinen, tanınan işler olursa çok zor. Ya dışarıdan destek ve yardım alarak girmenizi önermiyorum. Çünkü bu konuda batan, bankalara çok büyük borçlar alan, birçok evini, arabasını, arsasını kaybeden çok insan var. Yani işin püf noktası iyi bir hazırlık arkadaşlar. Yani iyi bir hazırlık yapmadan başlamayın. Kredi destek alacaksanız ona göre belki düşük faizde belki alabilirsiniz ama işinizin gerçekten para kazanabileceğine emin olun. Testlerinizi iyi yapın. İyi araştırın. Bir de parayı koklayarak harcayın. Yani baştan paranız olabilir, sermayeniz olabilir. Onu böyle bol bol gereksiz harcamalar yaparak değil, mümkün olduğu kadar çok az para harcayarak işinizi kurun ve geliştirin. Çünkü o paralar ileride size lazım olacak. Yani Sabancı cimriliğinde harcasınlar diyorsunuz. Yani veya Koç cimriliğinde. Evet, veya Koç cimriliğinde. Evet. Sanıyorum. Başka soru var mıdır arkadaşlar? Soru yoksa toparlayalım o zaman hocam biz.
gençlere tavsiyelerimizde bulunduk. Sorularımızı verdik. Teşekkür ediyorum hocam ben katılımınız için. Ben teşekkür ederim bizim arkadaşlarımıza. Hayırlı işler, başarılar diliyorum. Tekrardan Antalya'ya selamlar. Antalya'dan biz de selam gönderiyoruz. Çok güneşli, güzel bir gün. Evet. Ama evdeyiz. Çıkamıyoruz bir yere şimdilik. Yani evde kalıyoruz. Balkonunda. Evet. Evde kalıyoruz. Evde kal diye mesajımızı da verdi. Kırklareli'nde de hava bulutlu ama fena değil. Bulutlu da olsa yağmur bekliyoruz. Yağsın, bu sene de kurak geçti zaten. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Selamlar herkese. Güle güle.